Değerli izleyicilerimiz, kıymetli Rehber TV izleyicileri, yeni bir programla daha birlikteyiz inşallah. Bu haftaki gezimizde Kahramanmaraş'tayız. Kahramanmaraş'a yaklaşık 40 kilometre mesafede Kahramanmaraş'ın kuzeyine düşen tarihi Güredil Kalesi'ni keşfe gideceğiz inşallah. Buradan göl manzarası, baraj manzarası da size gösterelim dedik. Buradan yürüyerek bir hayli uzun yolumuz var. Kuru, hava sıcak, suyumuz az. İnşallah az yoruluruz diyoruz ama doğa işlerine her zaman çok yoruluruz. Güredil Kalesi'ni adım adım hem tarihini hem de coğrafi olarak hep birlikte keşfedeceğiz, göreceğiz inşallah. Şimdi hep birlikte Güredil Kalesi'ne doğru hadi gidelim. Güredil Kalesi'ne doğru ormanın içinde güzel manzaraları eşliğinde serüvenimiz, maceramız devam ediyor. Burada hemen iki tane hanım kıza rastladım. Bunlar da babalarıyla gelmişler. Hemen onlarla bir tanışalım. Merhaba diyelim kendilerine. Merhaba. Sizi tanıyalım, isminiz nedir? Sade Nur. Sade Nur. Seninki? Bade. Bade Nur. Maşallah ne güzel isimleriniz var. Babanızla mı geldiniz? Evet. İlk kez mi geliyorsunuz? Evet. Nasıl buldunuz? Şimdi biraz yürüdünüz. Güzel. Güzel mi? Evet, çok güzel. Peki güzel. Sizin gibi böyle çocuklara tavsiye eder misiniz? Tavsiye ediyoruz. Gelsinler böyle doğa yürüyüşlerine falan. Evet, gelsin. Değil mi? Hı-hı. Şimdi Güredil Kalesi'ne gideceğiz. Biz de ilk kez gidiyoruz oraya, keşfedeceğiz. Siz de ilk kez geliyorsunuz. Bu sizin ilk doğa yürüyüşünüz değil mi? Evet. İlk yürüyüşünüz. Umarım memnun kalırsınız ve sürekli gelsiniz ailenizle böyle. Değerli izleyicilerimiz, maceramız devam ediyor. Sırtımda, arkamda görünmekte olan yer Güredil Kalesi. Şimdi birazdan oraya çıkacağız. Tabi birazdan derken bir hayli yolumuz var, daha 1-2 saat sürer. İnşallah oraya doğru bu sıcak yaz gününde, Mayıs ayının sonundayız, son haftasındayız. Oraya intikal edeceğiz inşallah ekip arkadaşlarımızla birlikte. Hadi hep birlikte yürüyelim. İzleyicilerimiz, kıymetli Rehber TV izleyicileri, Güredil Kalesi'ne doğru ormanın içinden, ormanın derinliklerinden güzel maceramız devam ediyor. Burada da böyle odunlar güzel güzel kesilmiş, dizilmiş. Bu görüntü de sizlerle paylaşalım dedik. Devam ediyoruz yolumuza. Eşiğinde yürüyüşümüz devam ediyor. Hemen şu başımın üstünde yeri olan Güredil Kalesi'ne doğru ilerliyoruz, intikal ediyoruz. Ben bazen en öne geçiyorum, bazen en sonda kalıyorum böyle çekim yapmak için. Yer yer fırsatlar kolay. Bulutlar da güzel böyle manzara oluşturmuş. Mavi gökyüzü, yeşillik, orman hepsi bir arada efendim. Bazen de güzel böyle kuş sesleri geliyor, ötüyor bazen. Peki siz de dinliyorsunuz görüntülerde. Güzel manzara eşiğinde maceramız, serüvenimiz Güredil Kalesi'ne doğru devam ediyor. Değerli izleyicilerimiz, Kılavuzlu Barajı ve ormanı eşliğinde Güredil Kalesi'ne maceramız, sıcak havada yürüyüşümüz devam ediyor. Manzaramı göstereyim size şöyle isterseniz. Arkamda baraj göletini görüyorsunuz. Kılavuzlu Baraj göleti hemen bu tarafımda da Güredil Kalesi. Şu anda ikisinin ortasındayız, bir terastayız. Şimdi bu kaleye doğru intikal ediyoruz inşallah.
Değerli izleyicilerimiz, Güredir Kalesi'ne yorucu bir yürüyüşümüz, maceramız devam ediyor. Ekip arkadaşım dağın sol tarafına kaldı. Ben de farklı bir rotadan Güredir Kalesi'ne doğru intikal ediyorum. Güredir Kalesi dibine kadar geldik ama yine bir hayli yorumuz var. En önemlisi de havanın sıcak olması. Çok sıcak bir hava var. Bir hayli yanımıza su aldık ama 2-3 şişe aldım ben, küçük şişelerden. Yani yaklaşık 1 litre suyum var. Başka da su yok burada. Çok ormanlık olmasına rağmen pınar yok bu bölgede. İşte Güredir Kalesi. Bu kadar yaklaştık. Şöyle bakalım ekip arkadaşlarımız nerede? Evet. Çok güzel manzara var. Hemen kameranın açısını değiştirip size bu güzel manzarayı göstereyim inşallah. İşte böyle dağların arasında yemyeşil çok güzel bir su var burada. Sizin de gördüğünüz üzere işte gölet. Yine şurada da göletin bir parçası var. İşte de Güredir Kalesi. Hemen bu Güredir Kalesi'nin sırt tarafında şu tarafta da bir gölet daha var. Orayı da şuradan çıkınca belki görünebilir. Bakayım, az önce görüyordum. Şuradan da bakayım. Evet, kısmen buradan da. İşte bir ucu da orada göletin. Böyle muazzam bir konumdayız. Güredir Kalesi ve manzarası. Devam ediyoruz. Terledik. Arkamızda da böyle güzel bir manzara var. Görüyorsunuz siz de. Bu güzel manzaralar, güzel açılar yakaladıkça sizlerle paylaşıyorum. Devam ediyorum şimdi bu yorucu yolculuğumuza. Kalenin diplerine doğru geldik. Kayalıkların oradayız. Zirveye yakınız ama döne döne, dolana dolana çıkacağız zirveye. Hemen girişte böyle buranın işaret gördüm. Şurada görüyorsunuz. Ne anlama geliyor bilmiyorum ama sanırım bu tepeye, bu kaleye çıkarken yol güzergahı olduğu belli. İşaretlenmiş. Ne işaret olduğunu bilmiyorum. İki tane göz yapılmış. Şuraya şurada bakayım. Bir oyuntu var ama bakalım. Öylesine oymuşlar. Şu bir kapak gibi duruyor görüyorsunuz. O işaretin olduğu bölüm. Görüyorsunuz yuvarlak bir kapak gibi duruyor. Tabii yine yukarıda sanırım daha detaylı göstereceğiz. Tarihi bir oluşum olduğu için burası. Definecilerden de nasibini almış yine buraları, bazı yerleri tahrip etmişler. Nerede bir işaret var, orada defineciler var. Her yerde olduğu gibi burada da olacak. Olmuş, olmaması daha iyi ama işte gelip maalesef tarihi dokuyu zedeliyorlar, yok ediyorlar, tahrip ediyorlar. Keşke kurallara uygun kazılar yapılsa. Şimdi kaleye doğru maceramız devam ediyor. Değerli izleyicilerimiz, şurada kalenin kalıntılarını gördüm.
Hemen bir çekeyim dedim, sizlerle paylaşayım. Daha kalenin tepesine çok var ama dinlene dinlene çıkıyoruz. Nefes nefese kaldık. Sesimizden de anlıyorsunuzdur. Şu duvarı sizinle paylaşayım dedim hemen. Şimdi buradan böyle daha yukarılara doğru çıkacağız. Değerli izleyicilerimiz, kalenin sanırım birinci kısmına geldik ama burada böyle bir düzlük alan var. Şu tepeleri de sanırım çıkacağız arka tarafa. Şuraları şöyle bir gezelim, büyükçe bir kaya. Burası dağ şeklinde. Şuraya belki gider bakarım şimdi. Görüyorsunuz güzel bir manzara var, uçurum şeklinde. Güzel bir düzlük bir alan. Artık buralarda yaz gelmiş sanki. Otlar, çimenler kurumaya yüz tutmuş. Şurada da güzel bir mağara şeklinde yer var. Yine orada da oyuntular var. Evet, onları gördüm. Burada bir oda şeklinde sanırım. Şurada da oyuntular var. Sonradan elemeyle yapılmış işçilikler var burada. Burası sanırım kalenin giriş kısmı, kapı kısmı. Böyle biraz keşfedelim. Manzaraları hep birlikte sizlerle paylaşalım inşallah. Güzel bir alanmış. Şöyle görüyorsunuz, çok şahane bir yer. Şimdi şu tarafa gideyim, suyun olduğu yere bakayım. Değerli izleyicilerimiz, Güredil Kalesi'nin birinci kısmındayız. Buranın biraz da üstü var. Tabi burada su sıkıntısı var demiştik. Bir hayli bize susazlık. Bir su şişesini bitirdim bu arada. Burada daha önce burada eşilmiş askerler veya görevliler tarafından kalenin bu kısmından eşmiş su sarnıçları var. Görüyorsunuz. Bunun gibi 8-10 tane var bu bölgede. Üstlerini de kapatmışlar keçiler veya insanlar düşmesin diye. Şimdi biz de sıcakta yanıyoruz. Şu sudan biraz istifade edeyim. En azından elimizi bir kalp içine tut ama hızlı temiz görünüyor. Yağmur suyu. İçine düşmeden şöyle elimizi bir yıkabilirsem en azından serinleyeyim. Yani dağda, doğada susuz, mahsur kalırsak bu suyu da içmek zorundayız. Nasıl içeriz? Bir bezle veyahut da bir tişörtümüzü veyahut da bandanamızı şöyle maske yapıp ağzımıza suyun böceklerini, kurtları veyahut da işte çer, çöp, toprak ne varsa onları ağzımıza gelmesin diye bu sudan istifade edebiliriz. Tabii şu anda öyle bir durum yok. Allah etmesin. O durumda olursanız böyle yağmur suları da mecbur kalınca içeceğiz. Biraz daha serinleyeyim ben. Sonra diğer sarnıçları çekelim inşallah. Gelin şöyle bakalım. Katlayın edelim.
bir taş var mı sizde? Görüyorsunuz üzerini kapatmışlar. Bunun gibi birkaç tane daha var böyle. Taş atsak derinliğine bakardık. Yani birkaç metre vardır. Şu kanalları da görüyorsunuz bakın. İşte üstten yağmur suları gelsin buna dolsun. Diğer bütün kanallarda böyle kanal yapmışlar. Hem yağmur sularını alsın hem de birbirine su takviyesi yapsın diye. Şöyle göstereyim. Bakın. Bakın buradan eşikler var. Kanallar. Oradan buraya, buradan oraya böyle. Bir sistem yapılmış. Hemen şöyle şu güzel manzarayı da göstereyim size. Şu karşıda görünmekte olan yer. Daha önce program da yapmıştık oraya. Orada Ali Kayası denilen bölge. Yani orası Maraş'a bir 15 kilometre mesafede ama burası da yaklaşık 40-50 kilometre mesafede Maraş merkeze, Kahramanmaraş merkeze. Ama arada sadece böyle bir uçurum var. Sadece uçurum var. Tekneyle karşı çabuk geçin. Yani şöyle 500 metre, 1 kilometre mesafede ama burayı 30-40 kilometre dolanıp öyle geliyorsunuz buraya. Ali Kayası derin miydi? Evet. Bayağı da bir derinlik vardı. Toprak falan. Ali Kayası sırtımızda. İşte Güredil Kalesi de burası. Şimdi arkadaşlarımız onu bölüme gidelim. Orada bir istişare yapalım. Çıkacaklar var, çıkamayacaklar var. Çünkü bir hayli yoruldular. Bir ekip belki tepeye çıkarız. Bir ekip de belki orada kalırız. Şimdi arkadaşlarımızın yanına dönelim. Hadi buyurun. İzleyicilerimiz, Güredil Kalesi'nde maceramız, serüvenimiz devam ediyor. Arkamda böyle güzel bir manzara var. Kalenin manzarası bu. Birinci kısımdayız, ikinci kısımda üst tarafta çok yorulduk. Yemeğimizi yedik, ihtiyaçlarımızı giderdik. Vallahi tepeye çıkmaya mecalimiz kalmadı. Tepeyi de size göstereyim şöyle. Hemen kameraman arkadaşı şöyle attı. Burada tepe. Şu taraflara kadar gittik, buruna kadar gittik. Ali Kayası görünüyordu, oradan da program yapmıştık daha önceleri. Oralara kadar gittik. Sonrasında bir hayli yorulduk. Suyumuz da çok az kaldı. Küçük bir şişe suyum kaldı şişeden. Bu manzara eşliğinde inşallah şimdi dönüş yolumuza geçiyoruz. Farklı bir rotadan gitmeye çalışacağız inşallah. İşte dağcılık böyle. Değerli izleyicilerimiz, Güredil Kalesi'nden dönüşe doğru gidiyoruz. 35 kişilik ekip arkadaşlarımızdan 4 kişilik ekibi ayırdık. Şöyle göstereyim arkadaşlarımı. Bu ekiple birlikte biraz ekstrem macera yaşayalım dedik. Ekibimiz sağ taraftan gitti araca doğru. Biz sol tarafa ayrıldık. Baraj göletine doğru. Oradan bir patikalar yollar bulup kafamıza göre ilk kez gideceğiz. O yoldan bizim aracımızın çıkacağı orman yoluna çıkmayı düşünüyoruz. Orada arabayla buluşmayı düşünüyoruz. İnşallah planımız bu. Kaybolmazsak tabii. Arkadaşlar size gidebilir miyiz? Gidebiliriz. O halde gidelim. Hadi buyurun. Değerli izleyicilerimiz, rastgele bir dere yatağından, rotadan geldik ama burada aşağıda çoban evlerini görmüştük. Burada kimse yok sanırım, terk etmişler. Baraj göleti de orada. Bize acil su lazım. Şurada bir dere yatağı var. Su içerim bilmiyorum ama burada farklı bir su yatağı varsa oradan içeceğiz. Şimdi buraya nasıl ineceğiz? Burası uçurum. Görüyorsunuz. Buradan inemeyiz o zaman. Sol taraftan yolu biraz uzataraktan ekip arkadaşlarımızı riske atmadan inşallah sağ salim oraya inip oradan da o orman yolundan dediğimiz bölgeye doğru gideceğiz inşallah. Hadi. Zor bir bölüme geldik. Yol bulamıyoruz. Bu çatlaklardan, aralardan inmeye çalışıyoruz. Çünkü suyumuz kalmadı. Su bulmamız lazım. Suyun dibine inmemiz lazım. İnşallah oraya inmeye çalışacağız. Şuradan bakın. Şu rotayı da göstereyim size. Böyle. Bunlardan, derelerden, yarıklardan gitmeye çalışıyoruz inşallah. Değerli izleyicilerimiz, dar bir alana düştük. Evet, zor zor iniyoruz. Burada birimize yardım edelim. Kayalık gibi görünüyor ama toprak da çok burada. Ama hepsi hayatta kalmak için, suya ulaşmak için. Su buradan görünüyor ama baraj suyu, gölet suyu. Mecbur kalırsak onu da içeceğiz. Ama orayı besleyen bir dere vardı, küçük bir dere. Oraya akan bir dere var daha doğrusu. Şöyle göstereyim. Baraj göleti görünüyor mu? Aralardan görünüyordur. Evet, şimdi gelelim buraya. Oo, burada da bizi zorlu bir iniş bekliyor. Bir yerimizi kırmadan, düşüp ölmeden inşallah inelim.
baraj göletine gelmeden küçük böyle bir pınar su akıntısı bulduk. Buradan inşallah sudan faydalanmak istiyorum. Hemen biraz içmek istiyorum. Bismillah. Şükür Allah'a. Biraz derimizi yıkalım. Sonra devam edelim. Yani Allah'a ne kadar şükretsek hamd etsek azdır. Yoksa susuzluktan baş ağrısı başlamıştı bende. Çok su kaybettim çünkü sırtım çok terledi. Diğer arkadaşlar da faydalansınlar inşallah. Sonra devam edelim yolumuza. Değerli izleyicilerimiz, gerçekten zor bir parkurdan geldik. Az önce şu kayanın orada sırttaydık. Şuradan inmeyi planlıyorduk. İlk inmemişiz uçurum. Sonra şuradan şöyle arkalardan geldik. Şurada pınarda su içtik. Şuradan şu sırttan tekrar ağaçların üstünden şöyle geldik. Arkadaşımız şöyle indik. Ve bundan 1,5 saat önce de Güredir Kalesi burada tepedeydik. Oradaydık. Baraj gölet de burada. Şimdi şurada da ses geliyor. Pınar var. Dere var daha doğrusu. Bakalım oradan da suyunu biraz istifade edelim. Sonra oradan bir patika yol var. Oradan gideceğiz inşallah. Değerli izleyicilerimiz, derenin kenarındayız ama sanırım bu su içilmez. Öyle görünüyor ama elimiz yüzümüz yıkarık. Arkamda görmekte olduğunuz yer Mera alanı. Davarcıların olunduğu bölge ama önümüz yaz olduğu için gitmişler. Veyahut da gelmemişler bilmiyorum. Papatya çiçekleri de var burada. Burada hiç insan belirtisi yok şu anda, yaşam belirtisi yok, gitmişler. Şimdi şu derede elimizi yüzümüzü yıkayıp ileride bir patika yol var, oradan buluşacağımız noktaya doğru 5 kilometre kadar daha yürüyeceğiz. Tabi buraya ilk kez geliyoruz, rastgele oradan tepeden Güredir Kalesi'nden bakıp bir rota oluşturduk. O rota üzerinden inşallah biraz da tecrübelerimizden istifade ederekten aracımıza ulaşacağız inşallah. Değerli izleyicilerimiz, sonunda soğuk bir pınara rastladık burada. Halen daha toprak yoldayız. Arkadaşlarımıza ulaşamadık. Şimdi bu sudan biraz istifade edeceğiz. Oo, vallahi buz gibi. Bismillah. Şahane bir suyu var. Hemen otobüse ulaşalım. Diğer arkadaşlarımıza da ulaşalım. Onları da alıp buraya gelelim çünkü onlar çok susadılar eminiz. Biz farklı yoldan geldik de onlar ulaşamamışlar araca. Biz bu hafta da bir programın daha sonuna geldik. Kahramanmaraş Güredir Kalesi'ndeydik. Farklı bir macera oldu. Çok yorulduk, çok susadık. Haftaya bir başka programda inşallah tekrar buluşmak üzere. Allah'a ısmarladık.